Sevgili dostlar, Sebebi Sonuç YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu kanal için özlediğiniz bir isim, sevgili Haluk Özdil hocamız bizimle beraber. Tabii biz beraberiz ama kanalda ara ara videolar koyuyoruz. Evet. Ama bayağı bir televizyon programlarımız da var. Kanal kapandığı için de program yapamadık tabii. Evet. Şimdi tekrar böyle gündeme bomba gibi düşen konular var. Bir şekilde öncelikle hayırlı başlayalım. Olsun kanalın. Yani çok uğraştın, çok mücadele ettin. 11 ay. Evet, 11 ay mücadele ettin. Hakkını da yediler senin ama sonunda hak yerini buldu. Özür dileyerek açıldı bir de. Çok ilginç bir mail var. Çok hatalıyız 11, gibi özür 11 aylık, dileyerek. 11 aylık kaybı nasıl ödeyecekler onu merak ediyorum. Özürün karşılığı olmalı. Her şeyde bir hayır var, olsun hocam. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle tabii gündemde şu var. Yani Türkiye'nin aynı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Çin'i bir şekilde gaza getirip Tayvan'a sokmaya çalıştıkları gibi birçok ülkede Amerika'nın böyle bir oyunlarını görüyoruz ve Türkiye'de de bir Yunanistan karmaşası var. Yani evet. Karmaşası derken ihlaller var, bir kışkırtması var Yunanistan'ın falan ve gündemde o kadar çok haber var ki şimdi girdik, yarın giriyoruz, 3 gün sonra Yunanistan'dayız falan gibi de böyle haberler dolaşıyor. Onu sorayım, yani Türkiye'nin Yunanistan'la ilgili olan bu durumu yakın bir zamanda nereye evrilir? Sen çok yakın bir zamanda bir savaş bekliyor musun hocam? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu haberleri yapan arkadaşların reyting amaçlı yaptığını yani düşünüyorum. Hoş haberler değil. Türkiye adına da hoş olmuyor. Savaşın zaten hiçbir şekli iyi değildir. Yani savaş güzeldir diyen varsa aklını oynatmıştır. Yani savaş hem kazanan hem kaybeden için aslında büyük zararlar getiren bir eğer ülkeni savunmuyorsan, ülkeni savunuyorsan savaş gereklidir. Ama öbür türlü hani çıkartılan bir savaşın iki tarafa da faydası yoktur. Bunu Ukrayna-Rusya savaşında görüyoruz açıkçası. Yani iki tarafın da kayıpları at safhada şu anda. Sadece Yunanistan'da da savaşmıyorsun burada. Onu da göz önüne almamız lazım. Şimdi, arkada bir Amerika faktörü var. Onlar hiç konuşulmadan yani, hadi yarın giriyoruz, yarım saatte alırız. Ya alırsın tabii ki de Yunanistan'ı karşılaştıramazsın Türkiye'yi ama arkada başka planlar var, onları konuşmak şimdi, lazım. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye ile askeri gücü karşılaştırılamaz. Hele Türkiye'nin son zamandaki şeyleri, yükselişi yani Yunanistan'ın çok çok önünde. Ama şöyle bir problem var. Biz dediğin gibi muhatabımız Yunanistan görünüyor ama değil. Avrupa Birliği. Yani hatta isim vereyim. En başta da Fransa. Zaten Amerika en başta gelen isim. Ondan sonra Almanya, İngiltere yani bu dört devletin ittifakıyla Türkiye Cumhuriyeti yıpratılmak isteniyor. Bir kere buna bakmak lazım. Yunanistan burada bir emir eri gibi kullanılıyor. Yunanistan bilmiyor mu Türkiye ile savaşamayacağını? Yani Yunanistan'daki generaller iki gün dayanamayacağını biliyor çok ciddi biçimde. Bugün hatta bir haber yayınlanmıştı, onu da birazdan anlatırım. Yani Yunan televizyonu yayınladı haberi. Zaten dehşet içindeler, korkuyorlar. Yani Türkiye'nin silah sistemlerinden. Ona birazdan girelim. Fakat şu anda amaç Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmak ama onun dışında Türkiye Yunanistan'a kazara girerse ya da adalara ya da ne bileyim işte Yunanistan sınırından içeri girdiğinde tıpkı Ukrayna'ya yaptıkları gibi aşırı bir silah desteği, hatta Yunan üniforması giymiş Amerikan, İngiliz, Fransız askerleriyle savaşmak zorunda kalabiliriz ya da onların profesyonelleriyle. Yani biliyorsun sahipsiz askerleri var onların. Yani kimliksiz dediğimiz. Dolayısıyla Türkiye'ni bir yıpratacakları bataklığın içine çekmek istiyorlar. Bunun da sebebi şu. Türkiye son dönemde hem batıdan hani umudunu kesmiş durumdaydı hem de diğer tarafa yani Çin merkezli, Asya merkezli yapılara da yani Çin merkezli demeyelim yanlış olur. Hani Çin'in yükselen değer olarak bir de onun çevresindeki ülkelere Rusya tabii başta olmak üzere yakın ilişki geliştirdi. Ve şöyle bir politika üretti. Dedi ki ben herkesle iyi geçineceğim. Yani ticari anlamda iş kazan sisteminde iş yapacağım. Hatta gerekirse silah alımını da askeri işbirliğinde yaparım. Anlamında bir politika geliştirince bu Amerika'yı ve en başta tabii Amerika, İngiltere, Fransa'yı rahatsız etti. Çünkü bugüne kadar alıştıkları bir Türkiye vardı bunların. Bugüne kadar demeyelim de yakın zamana kadar. Ve bu Türkiye sadece ve sadece onların direktifleri yönünde hani şunu yap, bunu yaparım, olur bunu yap, tamam. Çok ses çıkarmayan bir Türkiye vardı.
Şimdi burada tabii bir yanlış anlaşılma olmasın. Türkiye niye böyle yaptı geçmişte? Onu da söyleyelim. Çünkü geçmişteki hükümetler rızan altında bırakmayalım. Türkiye'nin o zaman gücü yoktu. Türkiye'nin o zaman savunma sanayisi çok berbattı. Yani benim askerlik dönemimde ben hatırlıyorum. Bir tatbikata giderken araçlarımızın yarısı yolda kalırdı. Eski Amerikan malı cemselerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Cipler de öyle bozulurdu. Yollarda kalırdı. Dökülürdü yani. Dolayısıyla Türk ordusunun bir yenilenme sürecine girmesi gerekiyordu. Dolayısıyla 30-40 yıllık bir proje gizliden gizliye devam ettirildi. Bu yeni bir şey değil. Yani herkes yeni sanıyor. Hayır. Bu 30-40 yıl önceden 1974 yılında başladı. Sonrasında ambargo yedikten sonra çok gizli ve yavaş yavaş yürütüldü. Yani sonuçta bizler bugüne kadar geldik. Ama bu yeni uygulamada artık Türkiye gerçekten savaş sanatında farklı bir çizgiye ulaştı ve bunu da dünyaya kanıtladı. Şu an özellikle İHA'lar yani SİHA'lar konusunda Türkiye en önde gelen isimlerden birine dönüştü. Elektronik harp konusunda da öyle. Biz hep SİHA'lar diyoruz ama elektronik harp konusunda çok yüksek bir potansiyeli erişti. Müthiş bir potansiyeli var Türkiye'nin. Yani sadece SİHA'ları şey yapmak diğerlerine haksızlık olur. Yani düşün insansız hani robot denizaltılardan tut. Koral sistemine, varip savaş uçağımız çıkacak. Hangi yani o ayrı. Hani bir de koral sistemine kadar şu an evet. Var olanları söyleyelim. Uzun menzilli füzelerine kadar. Elektronik topuna kadar yani lazer güdümlü. Yani çok değişik silahlar üreten bir Türkiye'ye dönüştü. Bu Batı'yı rahatsız ediyor, korkutuyor. Yani bir taraftan şöyle korkutuyor. Biz eskiden havuç ve sopa gösteriyorduk. Türkiye tamam bu oyuna geliyordu ama şimdi Türkiye çok farklı bir politika üretmeye başladı. Ki bunu en son Rusya olayında gördük. Ne dedi? Ben ambargomuza katılmıyorum. Ve dolayısıyla evet bunun faydasını da gördük. Ne yaptık? Şu anda hiç olmazsa Avrupa kışın soğuklarda titrerken biz doğalgazımızı yakacağız. Ve doğalgazı biz indirimli alıyoruz onu da söyleyeyim. Yani Avrupa gibi pahalı fiyattan da vermiyor bize. Petrol konusunda da öyle. Dolayısıyla akıllı bir politika yürüyordu. Bunu bozmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye soruyorlar bana hani Rusya'nın çizgisine kayar mı? Kaymaz. Kaymaz çünkü Putin'in güvenilirliği tartışılır. Çünkü Putin sıkıştığı zaman ne dedi? Nükleer başlıklı silah kullanacağım. Şimdi böyle diyen bir devlet başkanına çok güvenemezsin. Yarın öbür gün Türkiye'ye de diyebilir. Veya Çin. Şimdi Çin askeri güç kullanmaz. Çin ekonomik gücünü kullanır. Ve Çin bunu yeni yapmıyor. Yani yüzyıllardır ekonomik gücünü kullanarak ülkeye girer, borç verir, borçlandırır. Ondan sonra ver araziyi, ver şurayı der. Öyle alır. Yani Çin'in savaştığı görülmemiştir. O yüzden Türkiye bu yeni dünya düzeni içinde karşılıklı çıkarlar el verirse, el verdiği ölçüde hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunu bozmanın en kolay yolu da biraz önce söylediğim gibi Yunanistan üzerinden Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirmek, Türkiye'yi bir çalkantının içine atmak. Aslında Türkiye'yi yok etmek gibi bir niyetleri yok Murat. Yani Türkiye'yi buradan silerim. Türk insanını buradan gönderelim dertleri yok. Dertleri şu, zayıf güvenilmez Irak gibi, Suriye gibi parçalara bölünmüş, istikrarsız bir ülke yaratmak ki istediklerini yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik yapısı şu an çok önemli bir durumda. Yani hem Çin merkezli o işte neydi tek yol, neyse işte İpek Yolu projesinin tam orta merkezinde, lojistik merkezi Avrupa'nın da hem Asya'ya, İletişim yeri aynı zamanda da Avrupa'nın tedarikçisi konumuna geldik. Çünkü Çin ambargo yedikçe, hani Çin mallarını ambargo uyguladıkça olduğu gibi Türkiye'ye döndü her şey. Şu an Türkiye ihracatı o yüzden hani devamlı yükseliş gösteriyor. Yani Avrupa istemese de, istediği kadar lanetlese de Türkiye'den almak zorunda. Yok, tedarikçi yok. Peki bu süreci nasıl atlatabilir? Yani devamlı bir kışkırtma, devamlı bir propagandayla beraber sanki hemen yarın Yunanistan'a girilecekmiş gibi de bir havada var ya
O yüzden sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Girse ne olur, girmese ne olur? Ve girmemeli mi daha doğrusu? Bizim için hayırlı olan şu Şimdi, anki görünür bir araştırmacı yazar olarak öngördüğünüz nedir? ya Murat, Kesinlikle şimdi ben olmamalı mı basından gelmiş diyorsunuz? biri olarak bir kere şunu söyleyeyim. O manşetleri atanların yani gerçek amaçları reyting. Yani ne kadar yüksek reyting elde edersek, ki buna YouTube'da Sadece katıldı reyting reyting. mi? Yani bir Hayır. propaganda değil mi orada? Ya propaganda işte Devamlı reyting. Tamam normalleştirme değil mı? mi? Yani bunun reytingini yemeye çalışıyorlar. O arada da belli bir kesim ne yazık ki hani batıdan fonlanan, yani çok Ya üstüne Türkiye'nin gitmeden girmesini isteyen bir kesim isteyen mi bir savaşta kesim var diyorsunuz? ki bu savaş çıksın ki batıdaki patronları ya da ne diyelim biat ettikleri o şeyler, yapılar istediği Türkiye'de gerçekleşsin. Yani bir savaş çıkmasını istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin istikrarsızlaşması Ne gerekiyor. yapması Neden? lazım peki Çünkü Türkiye'nin şu an? Yunanistan'la savaştığın zaman o Güneydoğu'daki sorun çok feci biçimde patlatacaklar. Zaten Amerika oraya konuşlanmış durumda. Destek verdiği terör örgütü, PKK terör örgütü orada zaten onun emirleriyle hareket ediyor. Dolayısıyla iki taraftan Türkiye'yi vurmak istiyorlar. Bir de Ermenistan'a yeni üsler kurdular. Bir de Ermeni sorununu üzerimize getirecekler. Dolayısıyla Türkiye üzerinde oyun büyük. Ama ben bunu Türk Devleti'nin gördüğünü düşünüyorum. Yani sen Yani bir bakma. savaş olmaz mı diyorsun hocam? Yani eğer Yunanistan'a Yunanistan, girilmez mi diyorsun? bak Yunanistan gerçek anlamda tutup ben 12 mile çıkardım kara sularımı demezse, ki Ya da Türkiye'nin çıkıp orada ateş açıp orada bir ekstra başka bir durum ekstra bir yapmazsa. durum yaratmazlarsa, ki korkuyorlar. Ben Yunan basınını çok takip ediyorum. Türkiye'den aşırı bir korku var. Orada bir Türkiye korkusu pompalanıyor. Ama gerçek anlamda bir korku da var onlarda. Var da orada bir şekilde Ukrayna gibi bir gaza gelip orada bir çatışma Gaza çıkarttığında. gelmez. Şöyle olur. Yunanistan'da Amerikancı yapı Gladio çok güçlü. Gladio dediğin zaman duracaksın. Bu Gladio'ya bağlı askerler, ki bunların içinde generaller var. İşte oradaki birlikleri yöneten albaylar var. İşte binbaşılar, yüzbaşılar. Evet, bunların ne yapacağını bilemiyoruz. Yani gerçekten hiç ummadık bir anda, bir yerde, bir anda bir uçağın pilotu, ya düşün. Yani onlar genelde yüzbaşı, albay, binbaşılar onlar kullanıyor. Onlardan biri füzeler ateşleyebilir aldığı emir Sonrasında doğrultusunda. olur. Bu Yunan hani genelkurmayından almaz bu emri. Tutar ateşler. Bu bir Tehdit savaş. gördüm der, uyardım der, olmadı der. Yani Bir sürü şey öyle doldurur de der altına. demez de, yani Yani alır bizim jetlerden vurur. birini Zaten bir vurur. şey söylemesine de gerek kalmayacak. Yani Sonrası ne veya olur? adalardan birini bombaladığı zaman tabii ki bunun anlamı savaştır. Yani artık bundan sonra geri dönüş olmaz. Yani zaten dünya tarihi bu tür bahanelerle dolu. Evet, Türkiye o zaman nasıl olur? Savaşa girer. Savaşa girdiği zamanda da bak, bugün işte şimdi oraya gelelim. Yunan televizyonu yaptı haberi. Onu söyleyeyim yani. Şöyle diyor. Türkiye Yunanistan'la savaştığı zaman o hiç göstermediği ezici gücünü kullanacak diyor. Çok korkuyoruz diyor. Onlar söylüyor, ben söylemiyorum. Yani bu ezici gücün içinde anlattığı bir kıtalar arası füzeden söz ediyor. Ne kadar doğrudur bilmem. Türkiye'nin sakladığı ama nükleer başlık taşıyan balistik bir füze, Yıldırım füzesinden söz ediyorlar. Şimdi Türkiye'nin elinde bu silahları onlar bizden daha iyi biliyor. Bizdeki bakmayın siz o sosyal medyada, şurada burada veya şu an Türkiye'nin sahada sergilediği silahlar, yani bize göster hani Genelkurmay'ın müsaade ettiği silahlar. Ama savunma sanayinin asıl daha kullanılmamış bir ton silahı var. Onların kullanılacağını biliyorlar. Eğer Yunanistan'a, bugünkü yorum öyle, kullandıkları takdirde 2 günde burayı dümdüz ederler diyor. Yani bu çok ciddi ezici bir güç kullanacaklar diyor ki, bunu şeyde de gördük aslında, Afrin Harekatı'nda. Ne yaptılar? 24 saat. Ölümcül bir güç, ki orada sadece şeyler kullanıldı. İşte kısa menzilli, bir de kasırgalar, o devamlı seri atış yapanlar. Başka bir şey kullanılmadı. Ama oradaki teröristlerin, hele o yabancı teröristlerin ifadelerine baktığın zaman ölüm yağdı diyor üzerimize. Ne yaptığımızı şaşırdık diyor. Yani 24 saat savaşan bir savaş makinesiyle karşılaştık diyor. Yani Türkiye orada evet 24 saat hiç aralıksız, yani Rusya falan yapamadı onu. Aralıksız saniye başına bomba yağdırdı. Sen böyle bir durumda yani Yunanistan'ın hani
Hani şimdi çok konuşuluyor, yok hava savunma sistemiydi, yok bir şeydi falan, etkisiz, Türk silahları karşısında etkisiz kalıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir gece yine biraz önce söylediğim şeyde de, savaşta da, daha doğrusu tampon bölge oluşturma durumunda da bir gece ansızın gelebiliriz diyordu, girdi. Yani, yine diyor, girer mi? Yani şimdi şöyle bir şey var, bir devlet başkanı hani bu lafı söylüyorsa dikkate almak zorundasın. Ben söylersem dikkate alma. Sen söylersen de ben dikkate almayayım. Ama eğer bir devlet başkanı bunu söylüyorsa bu bir kahve sohbeti değil. Buradan mesaj gidiyor oraya. Ve gerçekten de bir gece ansızın Türkiye oraya gittiği zaman ne olduğunu şaşırırlar. Hani şimdi Fransa'dan aldıkları uçaklar falan var. O Rafael uçakları falan. Onlara yani çok aptalcasına güveniyorlar. Aslında çok ordunun, yani Yunan ordusunun çok güvendiğini düşünmüyorum. O basının, Yunan medyasının aynen bizde olduğu gibi savaş çıksın diye şişirmesi. Orada da aynı plan dönüyor. Gladio iyi çalışıyor orada. Yunanistan şu anda zaten iflas etmiş bir devlet. O Rafael uçaklarının bir saatlik uçuşu $24,000. Bizim SİHA'ların bir saatlik uçuşumuz $2,000. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Yani ne bütçeleri yetiyor, hani o attıkları turlara, ne de yaptıkları yetiyor. Zaten gelecek yüzyıllarını Avrupa'ya kiralamış bir Yunanistan'dan söz ediyoruz. Yani savaş çıkar mı diye ama bana sorarsan... Öngörün. Hani yani öngörüleri öngör çok olarak, çıkmış birisi olarak. Senin bir araştırmacı tamam. Yazar olarak, öngörüleri çıkmış birisi olarak. Şimdi ben çok düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Evet, bu tür gerginlikleri yaşatacaklar. Çünkü onlarda seçim var Yunanistan'da. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var. Biraz burada bir seçim oyu, yani seçim şeyi de dönüyor. Stratejileri de dönüyor bu işin ucunda. Özellikle Yunanistan'ın bu tür propaganda ihtiyacı var. Çünkü içerideki sorun had safhada. Yani ekonomik açıdan batık bir ülkeden söz ediyoruz. Cidden batık, şaka yapmıyorum. Yani hiçbir şey üretmeyen bir ülke. Bir tek gemi ticareti var. Yani çok etkili bir uluslararası gemi filosu var. O da yani yeni değil. 40-50 yıldır böyle. Ama onun dışında hiçbir şey olmayan bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ülkenin halkı şu an çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde, ki Rusya doğalgazı da kesti. Daha hani yavaş yavaş soğuyor, etraf soğuduğu zaman Yunanistan'da çok şey göreceğiz biz. Çok olayların çıktığını. Ve dolayısıyla böyle bir ülkede halkı bastırmak, biraz da korkutmak için Türkiye korkusunu yaymak zorunda. Yoksa gidecek, seçim gidecek, iktidar gidiyor. Yani bütün siyasilerin şu an en istediği şey orada Türkiye üzerinden prim yapmak. Bu kadar. Yani öngöründe bir savaş yok mu? Peki. Hayır, öngöründe bir savaş yok. Yani savaş olmaz ama dediğim gibi çok olağanüstü bir durum olur. Bu Gladio'nun adamlarından, Yunanistan'ın içinde bulunan Gladio'nun adamlarından birileri düğmeye basıp da bizim uçaklarımızdan birine ya da gemilerimizden birine ateş ederse kısa süreli bir çatışma olabilir. Ama ben yine de çok uzun süreli bir çatışma olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika'nın en korktuğu şey, Amerika gerçeği biliyor. Yani Yunanistan'la Türkiye'nin savaşamayacağını. Ama dediğim gibi kazara öyle bir şey olur da işler zıvanadan çıkarsa ve Türkiye çok ani bir hücumla, yani karadan da içeri girerse sınırdan, o zaman biz Yunanistan'la değil Avrupa'yla savaşacağız. Evet. Bu kadar ama net. Ama yine de sağduyulu olmak lazım. Ama yine de sağduyulu olmak lazım ve dediğim evet. gibi bu dediğim olasılık çok düşük. Yani bir hani tuzağa çekinmediğimiz takdirde ben savaş çıkacağına inanmıyorum. %2 oranında bir şans tanıyabilirim. Evet. Ağzına sağlık hocam. Haluk Özel YouTube kanalına mutlaka destek olun, abone olun ve yine bizim Sebep Sonuç ve Neden Böyle kanallarımıza da mutlaka destek olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.